Descartes, meditasyonlar, metafizik üzerine düşünceler. Çeviren Çiğdem Dürüşken. İkinci düşünce. İnsan zihninin doğası, zihni tanımak, bedeni tanımaktan daha kolaydır. Dün dalmış olduğum düşünceler zihnimi öyle kuşkulara saldı ki artık onları bir daha unutmam mümkün değil. Ne şekilde çözülebileceklerini de bilmiyorum. Sanki aniden derin bir girdaba dalmış gibi öyle altüst oldum ki ne ayağımı dibe basabiliyorum ne de yüzümü üste çıkarabiliyorum. Ama durmak yok. Dün girdiğim yolu tekrar yürümeye başlayacağım ve bu kez en ufak kuşku içeren her şeyi baştan sona yanlış biliyormuşçasına eleye eleye yol alacağım. Ta ki kesin bir şey bulana kadar ya da hiç böyle bir şey yoksa en azından hiçbir şeyin kesin olmadığının kesin olduğunu öğrenene kadar. Arkimedes'in tek istediği, tüm dünyayı yerinden oynatacak sağlam ve hareketsiz bir dayanak noktasıydı. Demek ki şöyle kesin ve sağlam minicik bir şey bulsam, benim de daha büyük keşifler için bir umudum olabilecek. O halde gördüğüm her şeyin sahte olduğunu varsayıyorum. Yalancı hafızamın sunduğu hiçbir şeyin asla var olmamış olduğuna hiçbir duyumun olmadığına inanıyorum. Cisim, biçim, mekanda yer kaplama, hareket ve yerde birer masal canavarı. Peki, hakiki olan ne? Belki de sadece şu. Hiçbir şeyin kesin olmaması. Ama şimdi sıraladıklarım dışında, bende en ufak kuşku uyandırmayacak başka bir şeyin olmadığı ne malum? Bu düşünceleri bana zerk eden bir tanrı yok mu? Ya da bu adla anacağım bir şey. Ama niçin böyle bir şey düşüneyim? Ya bütün bu düşüncelerimin kaynağı bensem? Ama o zaman en azından bir şey olmaz mıyım? Ama daha demin hiçbir durumun ya da bir bedenimin olmadığını söyledim. Doğrusu kala kaldım. Çünkü bundan ne çıkacak ki? Yani bedenime ve duyularıma onlarsız olmayacak kadar mı mecburum? Ama kendi kendimi dünyanın, göğün, yerin, zihinlerin, bedenlerin olmadığına inandırmıştım. Öyleyse kendimin de olmadığına inandırmış olmuyor muyum? Kesinlikle hayır. Çünkü kendimi bir şeye inandırmışsam demek ki vardım. Ama kesin bir aldatıcı var. Öylesine güçlü, öylesine kurnaz ki bu, işi gücü sürekli beni aldatmak. Ama beni aldatıyorsa hiç kuşkusuz ben de varım demek ki. O zaman istediği kadar aldatsın, bir şey olduğumu düşündüğüm sürece hiçbir şey olmadığıma beni asla inandıramayacak. O halde her şeyi yeterince ve dikkatlice gözden geçirdikten sonra şu önermeyi, yani benim öyleyse varım önermesini ne zaman dile getirsem ya da zihnimden geçirsem bunun zorunlu olarak doğru olduğunu kabul etmeliyim. Ama şimdi zorunlu olarak var olan beni hala tam anlamış değilim. Bu yüzden körü körüne benim yerime herhangi bir şey geçirmemek için çok dikkatli olmalıyım ki düşüncelerim arasında en kesin ve en aşikar olduğunu iddia ettiğim bu düşüncemde bari yanılmamış olayım. Öyleyse bu düşünce silsilesine başlamadan önce vaktiyle ben olduğumu inandığım şey üzerine bir kez daha yoğunlaşmalıyım. Ardından az evvel ileri sürmüş olduğum gerçeklerle az da olsa çürütülebilecek olan inançlarımı aradan çıkarmalıyım ki sonunda geriye sadece kendimle ilgili bu kesin ve sarsılmaz inancım kalabilsin. O halde ben evvelden kendimi ne olarak düşünmüştüm? Elbette bir insan. Peki ama insan nedir? Akıl sahibi bir canlı mı demeliyim? Hayır. Çünkü bunun ardından canlı nedir, akıl sahibi nedir diye sormam gerekecek ve böylece tek bir sorudan gitgide daha zor sorulara kayacağım. Benimse artık böyle ince ayrıntılarda harcamasına göz yumabileceğim hiç boş vaktim yok. Bu yüzden ben burada daha çok benim ne olduğumu düşündüğüm anda zihnimde kendiliğinden ve doğanın yardımıyla ne oluşuyor idiyse onun üzerinde duracağım. Mesela zihnimde ilk oluşan benim yüzümün, ellerimin, kollarımın olduğuydu. Bir de beden adını verdiğimiz ve bir cesette bile görebileceğim türden organlardan ibaret bir makine. Sonra beslendiğim fikri oluşuyordu. Hareket ettiğim, hissettiğim ve düşündüğüm. Ben daha önce bütün bu eylemlerimi ruha bağlıyordum. Ama bu ruhun ne olduğuna ya hiç kafa yormuyordum ya da onu ipince bir şey olarak hayal ediyordum. Bedenin en sert kısımlarına bile nüfuz eden adeta bir rüzgar, bir ateş ya da saf bir hava olarak. Bedene gelince onda kuşkulanacak hiçbir yan bulamıyorum. Aksine onun doğasını gayet ayrıntılı bir şekilde
tanıdığımı sanıyordum. Belki de zihnimde onu nasıl canlandırdığımı tarif etmeye kalksaydım şöyle şeyler söylerdim. Beden deyince çevrelenebilen ve bir mekanı içindeki bütün öteki bedenleri dışlayacak şekilde doldurabilen, dokunularak, görülerek, işitilerek, tadılarak ya da koklanarak algılanabilen ve birçok şekilde hareket edebilen ama kendi kendine değil başka bir şeyin dokunmasıyla hareket edebilen bir şeyi kastediyorum. Kendi kendine hareket etme kuvvetine sahip olmak, yine aynı şekilde hissetme ya da düşünme kuvvetine sahip olmak bana göre hiçbir şekilde bedenin doğasına özgü olamazdı. Gene de bazı bedenlerde böyle yetinin olduğunu görmek doğrusu beni şaşırtmıyor da değildi. Ama ya şimdi? Bu kadar güçlü ve deyim yerindeyse beni oyuna getirmek için elinden geleni ardına koymayan, kötü niyetli bir aldatıcı varsayıyorsam ben neyim peki? Az önce bedenin doğasıyla ilgili söylemiş olduğum özelliklerin tekine bile sahip olduğumu yine iddia edebilir miyim? Dikkat kesiliyorum. Düşünüyorum, tekrar tekrar gözden geçiriyorum. Ama hiçbir şey çıkmıyor ve ben aynı şeyleri boş yere tekrarlamaktan yoruluyorum. Peki, ruha affettiğim özellikler ne olacak? Beslenmek, hareket etmek. Öyle ya, madem ki artık bir bedenim yok, bu özellikler de sadece birer yanılgı olacak. Peki hissetmek? Bu özelliğin de beden olmadan bir anlamı yok. Zaten ben düşlerimde bir sürü şey hissettiğimi sanmışımdır. Ama sonra bir bakmışımdır ki bunları aslında hiç hissetmemiştim. Peki düşünmek? İşte sonunda buldum. Evet, düşünce. Çünkü bir tek o benden koparılamaz. Benim, ben varım. Bu kesin. Ama ne kadar süre? Elbette düşünüyor olduğum sürece. Çünkü oldu da bütün düşüncelerimi bir anda durdurdum diyelim. İşte o anda var olmaktan da hepten vazgeçmiş olurdum. Demek ki artık doğru olması zorunlu olan dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Daha kesin konuşmak gerekirse ben artık yalnızca düşünen bir şeyim. Yani bir zihin, bir ruh, akıl ya da mantık. Önceden anlamını hiç bilmediğim kelimeler bunlar. Kısaca ben hakiki bir şeyim ve hakikaten var olan bir şeyim. Ama nasıl bir şey? Dedim ya, düşünen. Peki başka. Hayal edeceğim. Ben insan bedenine adı verilen şu organların bir toplamı değilim. Ben o organların nüfuz etmiş olan incecik bir hava da değilim. Ne bir rüzgarım, ne bir ateş, ne bir buhar, ne bir soluk, ne de kendim için kurgulayabileceğim herhangi bir şey. Çünkü ben o tür şeylerin hiçbirinin olmadığını varsaymıştım. Tamam. Bu varsayımım aynen kalsın. Buna rağmen ben hala bir şeyim. Ama bana tanıdık gelmedikleri için mevcut olmadıklarını düşündüğüm o şeylerin tanıdığım benden farklı şeyler olmaması mümkün mü? Bilmiyorum. Zaten şimdi bu konuyu da tartışıyorum. Tartışmıyorum. Ben yalnızca bana tanıdık gelen şeyler hakkında bir fikir yürütebiliyorum. Kendimin var olduğunu biliyorum ve bu bildiğim benin kim olduğunu soruyorum. Bu benin bilgisinin kelimesi kelimesine ele alındığında var olduğundan henüz haberdar olmadığım şeylere bağlı olamayacağı gayet açık. Öyleyse hayalimde kurguladığım herhangi bir şeye de bağlı olamaz. Hatta bu kurguluyorum fiili bile benim yanlış yaptığımı yüzüme vuruyor. Çünkü eğer kendimi herhangi bir şey olarak hayal etmiş olsaydım, gerçekten de kurgulamış olurdum. Çünkü hayal etme cisimsel bir şeyin biçiminin, yani imgesinin temaşasından başka bir şey değildir. Ama ben artık kesinlikle var olduğumu biliyorum ve aynı zamanda bütün bu imgelerin ve genel olarak bedenin doğasına özgü her şeyin birer düşten başka bir şey olmadığını da biliyorum. İşte bütün bu bilgilerimi tekrar gözden geçirince ne olduğumu daha net anlayayım diye hayal gücümü kullanacağım derken epeyce saçmaladığımı görüyorum. Yani şöyle deseymişim de olurmuş. Ben şimdi uyanığım ve gerçek olan bir şey görüyorum. Ama onu yeterince net göremediğimden bile bile tekrardan uykuya dalacağım ki rüyamda bana kendini daha net ve gerçek göstersin. Artık biliyorum. Hayal gücümün yardımıyla kavrayabildiğim hiçbir şeyin benim kendime ilişkin bir bilgimle alakası yok. Ve zihnim kendi doğasını apaçık olarak algılayacaksa benim onun bu şeylerden çok dikkatli bir şekilde uzaklaştırmam gerekiyor. İyi hoş da ben hala neyim? Düşünen varlık. Peki nedir bu? Düşünen, anlayan, kabul eden, reddeden, isteyen, istemeyen,
Ayrıca hayal eden ve hisseden bir varlık elbette. Doğrusu bunlar hiç de az şey sayılmazlar. Tabii tümüyle bana aitseler. Ama neden ait olmasınlar? Şu an her şeyden kuşku duyan, buna rağmen bazı şeyleri anlayan, bir tek bunun doğru olduğunu kabul eden, geri kalan her şeyi reddeden, daha fazla şey bilmek isteyen, aldatılmak istemeyen, bazen iradesine rağmen pek çok şey hayal eden ve birçok şeyin görünüşte duyular yoluyla geldiğini fark eden bizzat ben değil miyim? Ben her zaman uykuda olsam bile ve beni yaratan elinden geldiğince benimle oynuyor olsa bile burada benim var olmamın doğruluğu kadar doğru olmayacak bir şey var mı? Hiçbiri benim düşüncemden ayrılabilir mi? Hiçbirinin benden ayrı olduğu söylenebilir mi? Çünkü kuşku duyanın, anlayanın, isteyenin bizzat ben olduğum o kadar açık ki bunu daha açık bir şekilde anlatacak başka bir şeye gerek yok. Ayrıca hayal kuran ve ben aynı kişiyiz. Çünkü yukarıdaki varsayımın gereği hayal edilen şeylerin hiçbiri gerçek olmasa bile yine de hayal kurma yetisi gerçekten vardır ve benim düşüncemin bir parçasını oluşturur. Son olarak hisseden yani cisimsel şeyleri duyular aracılığıyla algılayan da yine benim. Örneğin şimdi bir ışık görüyorum, bir ses işitiyorum, sıcaklığı hissediyorum. Ama bu şeyler sahte. Çünkü ben uyuyorum. Yine de kesin görüyor gibiyim. İşitiyor ve ısınıyor gibiyim. Bu sahte olamaz. Bu tam manasıyla benim doğamdaki hissetme denen şey ve tam manasıyla düşünmekten başka bir şey değil. İşte böylece ne olduğumu aşağı yukarı daha iyi kestirmeye başlıyorum. Ama hala bana öyle geliyor ki ya da hala düşünmeden edemiyorum ki imgeleri düşünceyle oluşturulan ve bizzat duyuların araştırma konusu olan cisimler, hayal gücümün ufkuna bile düşmeyen ve ben muammasından çok daha net biliniyorlar. Her ne kadar kuşkulu olduklarını düşündüğüm şey bilinmedik ve bana yabancı olan şeylerin gerçek olan, bilinen, yani kısaca bizzat ben olan şeye nazaran benim tarafımdan daha net anlaşıldıklarını söylemek sahiden çok tuhaf görünse de. Ama neler olup bittiğini görüyorum. Zihnim yolun dışına çıkmanın keyfini sürüyor ve henüz kendisinin hakikatin sınırları arasında hapsolmasına katlanamıyor. Peki tamam. Bırakalım bir kez daha dizginleri ele geçirsin. Nasıl olsa çok geçmeden bu dizginleri sıkma zamanım gelecek. O da kendiliğinden gemi boyun eğecek. Şimdi de genellikle insanların en net bildiklerini sandıkları şeyleri düşünelim. Yani dokunduğumuz, gördüğümüz cisimleri. Ama öyle genelde bilinen cisimleri değil de, çünkü genel algılar her zaman biraz daha bulanıktır. Özellikle tek bir cismi. Mesela bal mumunu ele alalım. Kovanından daha yeni çıkarılmış, henüz balının lezzeti yitirmemiş ve hala toplandığı çiçeklerin rayiası üzerinde rengi, biçimi, büyüklüğü açıkça ortada, sert ve soğuk, kolayca dokunuluyor. Parmağımızla şöyle hafifçe vurursanız sesi geliyor. Kısaca bir cismin olabildiğince net anlaşılması için ne gerekiyorsa hepsine sahip. Ama işte tam ben konuşurken ateşe yaklaşıyor. Kalanının tadı bozuluyor. Kokusu uçup gidiyor. Rengi değişiyor, biçimi kayboluyor. Büyüklüğü artıyor, sıvı halini alıyor. Isınıyor, zor dokunuluyor. Artık vursanız bile ses çıkarmıyor. Geriye kalan hala aynı bal mumu. Bir şeyin kaldığını kabul etmeliyiz. Kimse itiraz edemez. Kimse başka türlü düşünemez. Peki, o zaman bal mumunun da benim o kadar net anladığım ne var? Bal mumunda benim o kadar net anladığım ne vardı? Hiç kuşkusuz duyularımla algıladığım özelliklerin hiçbiri. Çünkü tat alma, koku alma, görme, dokunma ya da işitme duyularından konu olan ne varsa hepsi şimdi değişmiş durumda. Ama bal mumu hala var. Belki de bu şey benim şu an düşündüğüm gibiydi. Yani gerçekte bu bal mumu ne balın tatlılığıydı, ne çiçeklerin rahiyası, ne beyazlık, ne biçim, ne ses. Yalnızca gözüme evvelden bu özellikleriyle görünen ama şimdi farklı özelliklerini sunan bir cisimdi. Peki ama benim şimdi hayal etmekte olduğum şey tam olarak nedir? Dikkatli düşünelim. Bal mumuna ait olmayan her şeyi çıkaralım ve geriye ne kalıyor bir görelim. Sadece yer kaplayan, esnek ve değişebilir olan bir şey. Peki, bu esnek, değişebilir olan şey ne? Yoksa
Hayal gücümde bu bal mumunun yuvarlakken kare biçimine ya da üçgen biçimine geçebildiğini canlandırabiliyor olmam mı? Hayır, kesinlikle değil. Çünkü ben bir bal mumunun böyle sonsuz sayıda böyle birçok şekle girebileceğini biliyorum. Ama hayal gücümle ona şekil arasında koşturmama imkan yok. Demek ki bu bal mumunun esnek ve değişebilir olduğunu anlamamı sağlayan hayal gücüm değil. Peki şu yer kaplamanın manası ne? Yoksa onun yer kapladığını da mı bilmiyorum. Çünkü bal mumu eridikçe yer kaplama özelliği de artıyor. Kaynatıldığında daha da artıyor. Isısı arttıkça kat kat daha artıyor. Bal mumunu böyle yayıldıkça hayal gücümle canlandırabileceğimden çok daha değişik şekiller alabileceğini düşünmemiş olsaydım, doğrusu bal mumunun ne olduğuna ilişkin doğru bir yargıda bulunmam mümkün olmazdı. Öyleyse bu bal mumunun ne olduğunu hayal gücümle değil, sadece zihnimle algılayabildiğimi kabul etmekten başka çarem yok. Ben özellikle bu bal mumu diyorum. Çünkü bir tek bu. Bütün bal mumlarından daha açık anlaşılıyor. O halde sadece zihinle algılanan bu bal mumu sahiden nedir? Tabii ki bu bal mumu benim gördüğüm, dokunduğum, hayalimde canlandırdığım bal mumunun aynısıdır. Kısaca baştan beri bal mumu olduğuna inandığım şeyin aynısı. Ama buraya dikkat etmeli. Çünkü benim için onun algısı görme, dokunma, hayalden canlandırma değildir. Başta öyleymiş gibi gelse de hiç öyle değildi. Bu algı sadece zihinsel bir bakıştır ve bu bakış benim bu bal mumunu oluşturan öğelere az ya da çok dikkat edişime göre önceden olduğu gibi eksik ve bulanık da olabilirdi. Şimdi olduğu gibi açık ve seçikte. Yine de zihnimin yanılgılara ne kadar açık olduğuna çok şaşırıyorum. Çünkü her ne kadar bu meseleleri kendi içimde sessiz ve sözsüz düşünüyor olsam da hala kelimelere bağlı kalıyorum ve gündelik konuşmanın tuzağına düşmeme ramak kalıyor. Çünkü bal mumu karşımda olduğunda onu gördüğümüzü söylüyoruz. Ama onun renginden ya da biçiminden dolayı orada olduğu yargısına vardık demiyoruz. Burada hemen şu sonucu çıkarılabilir ve demek ki bal mumu sadece zihinsel bir bakışı değil, gözüm gördüğü için de biliyorum diyebilirim. Ama şöyle camdan dışarı baksam ve sokaktan geçen insanlar görsem, o zaman tıpkı bal mumunu görüyorum dediğim gibi normal olarak insanları da görüyorum derim. Ama gerçekte şapkalardan ve giysilerden başka ne görüyorum? Bunların altındakiler pekala kendiliğinden hareket eden birer makine de olabilir. Ama ben bunların insan oldukları yargısına varıyorum. Demek ki gözlerimle gördüğüm, düşündüğüm bir şeyi aslında sadece zihnimde bulunan yargılama kabiliyetiyle idrak ediyorum. Genelin üstünde bilgi edinmek isteyen insan, kuşkularını genelin icat ettiği konuşma tarzıyla temellendirmeye çalıştığı için utanmalı. O halde şu noktaya dikkat ederek daha ileri gidelim. Acaba ben bal mumuna ilk baktığımda onun ne olduğunu mükemmel ve net bir şekilde algılıyor muyum? Yani onu şu dış duyumla ya da en azından müşterek his denen hayal gücümle bildiğime mi inanmıştım? Yoksa acaba şimdi daha mı iyi algılıyordum? Yani onun hem ne olduğunu hem de nasıl bilindiğini dikkatli bir şekilde araştırdıktan sonra doğrusu bundan kuşku duymak saçmalık olurdu. Çünkü ilk algımda seçik olan ne vardı? Herhangi bir canlının göremeyeceği bir şey vardı denebilir mi? Ama bal mumunun dış biçimlerinden ayırdığımda, bir anlamda giysilerini çıkarıp onu çıplak olarak düşündüğümde, o zaman yargımda hala bir hata bulunsa da onu bu şekilde insani bir zihin olmadan yargılayamam. Peki, bu zihin hakkında ne diyeceğim? Yani kendim hakkında. Çünkü şu ana kadar bende zihninden başka bir şey yok dedim durdum. Öyleyse soruyorum, bu bal mumunu bu kadar seçik şekilde algılamış görünen ben neyim? Yoksa ben kendimi bir bal mumu kadar doğru, onun kadar kesin, hatta ondan daha açık ve seçik mi biliyorum? Çünkü ben bal mumunu gördüğüm için onun mevcut olduğu yargısına varıyorsam, onu gören ben olduğuma göre bu da benim de mevcut olduğum gerçeğini bir kez daha açıklıyor. Çünkü bu gördüğüm şey aslında bir bal mumu olmayabilir. Hatta benim herhangi bir şey görecek gözlerim bile olmayabilir. Ama ben gördüğümde yahut gördüğüm düşündüğümde burada ikisi de bir benim için düşünüyor olan benim bir şey olmaması imkansızdır. Aynı şekilde ben bal mumuna dokunduğum için
onun var olduğunu hükmediyorsam, sonuç yine aynı olur. Yani benim var olduğum sonucu. Balmumunu hayal ettiğim için ya da başka bir nedenden ötürü onun var olduğuna hükmediyorsam, sonuç yine değişmez. Burada balmumla ilişkin çıkardığım bu sonucu benim dışımda bulunan başka her şeyle de ilişkilendirebilirim. Dahası da var. Eğer balmumunun bilgisi salt görme ve dokunma yoluyla değil de başka birçok kaynaktan edinildikten sonra daha net bir şekilde kavranabiliyorsa, artık siz düşünün, kim bilir ben kendimi kendimden ne kadar daha net bir şekilde biliyorum. Çünkü hiçbir neden yoktur ki gerçek balmumunun gerekse başka herhangi bir cismin algılanmasına yardımcı olsun, ama aynı anda benim kendi zihnimin ne olduğunu bana daha iyi kanıtlamasın. Üstüne üstlük zihninde bir kendi bilgisine daha net bir şekilde götürülebilecek o kadar başka algı da var ki, bu algıların yanında bedenden zihne akan algıları tek tek sıralamanın bir anlamı olmaz. İşte sonunda, hiç zahmet çekmeden meseleyi istediğim noktaya getirdim. Çünkü artık cisimlerin bile aslında duyular aracılığıyla ya da hayal gücüyle değil de salt zihinle algılandıklarını ve dokunulup görüldükleri için değil de salt anlaşılmış oldukları için algılandıklarını öğrendiğime göre, artık benim tarafından zihnimden daha kolay ya da daha seçik algılanabilecek hiçbir şeyin olmadığını açıkça biliyorum. Ama eski fikirlerime olan bağımlılığımdan da öyle bir çırpıda kurtulmam imkansız. Bu yüzden burada biraz soluklanayım ki bu yeni bilgimin uzun uzadıya düşündükten sonra hafızama yazabileyim.